çalıyorum. Ayşegül Hanım. Evet. Geldiniz mi? Geldim Gülseren Hanım. Ne zannettiniz? Ben... Gelemeyecek mi zannettiniz? Evet, inanamadım da. İnanın. Müsaade verirseniz girmek isterim. Tabii ki müsaade. Dün ben test yaptırdım. Covid dolayısıyla. Yani problem hani korkmadan yok diyorsunuz. Evet, girebilirsiniz. Tamam ama biz yine önlem, biz sürekli çünkü hani bunların en çok dikkat ettiğimiz şey Covid. Evet. Lütfen her ne olursa olsun herkes herhangi bir ortama girmeden testini yaptırsın ve testlerin yapılıp yapılmadığından da emin olsun. Çok ciddi bir mesele biliyorsunuz ve biz de program olarak buna inanılmaz önem veriyoruz. Teşekkürler. Rahatsız ediyorum sizi. Lütfen buyurun. Sağ olun. Buyurun, ben sizi şöyle alayım. Sağ olun. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar hoş bulduk Gülseren Hanım. Çok teşekkürler. Gülseren Hanım, nasıl sürpriz oldu değil mi size? Evet. Güzel mi oldu? Harika oldu. Çünkü hiç beklemiyordum. Evet, evet. İnanamadım. Evet. Ya o kadar mutlu oldum ki anlatamam yani. Gerçekten. Evet. Nasıl tanıştınız siz Hüsnü Bey'le? Nasıl böyle bir güzel bir şey yaşanıyor vallahi şu anda? Vallahi şimdi o bir başka mahallede oturuyordu. Ben de bir başka mahallede oturuyordum. Bir arkadaşının düğünü varmış. O vesilesiyle benim de arkadaşımdı o kişi. Aha, aha. Çünkü ikimiz de birbirimizi tabii ki tanımıyoruz. Hı-hı. Düğünde gittik. Bir anda göz göze geldik. Gözler yani, konuştu. Evet. Gözler konuştu. Sonra kendim dedim ki ne oluyor acaba falan diye düşündüm. Sonra tekrar göz göze böyle geldik, şey yaptık. Orada öyle bitti. Öyle karşılaştınız sadece. Öyle karşılaştık. Orada sonra, bitti. Aha. Tekrar iki hafta sonra başka bir düğüne gittik. Tesadüf Hüsnü Bey de gelmiş. Sonra gelince bana dedi ki ben sizden çok hoşlandım. Ne konuşalım, diyorsunuz görüşelim acaba? Ha. Evet. Ben de gülümsedim. Tabii ki neden olmasın dedim. Öyle tanıştık. Sonra ara ara görüştük. Yani biraz ilerleyince tabii ki ailesine götürdü beni. Annesiyle babasıyla falan tanıştık. Sonra ben annemin babamın yanına götürdüm, tanıştırdım. Babam rahmetli, sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Yani çok anlayışlı bir kişiydi kendisi. Tabii öyle tabii dönemlerde eskiden. Mümkün mü yani? İşte hani bu, görücü usulüyle bizde derler ki hani gelinlikle gideceksin ama kefenden çıkacaksın. Doğru söylüyorsunuz. Yani hani sözlü söz vardı önceden, nişan tabii, takılırdı. Tabii. Bunlar olmadan aileyle tanıştırmak ne mümkün demek değil, değil mi? Değil, mümkünatı yok. Hakikaten evet, o döneme göre modern bir babanız varmış. Tabii yani maşallah. Kendisi savcıydı. Allah tekrar mekanını cennet etsin. Amin. Yani anlayışından dolayı cesaret aldım. Tabii ki aile büyüklerimize açıldık. Hani aileler tanıştı. Yani öyle nişandı işte, sonra evlendik. 45 yılı doldurduk çok şükür. 45 yıl. Evet. Yani tabii ki bu hayatın içinde şey yok mu? Üzüntü, hüzün yok mu? Olmaz mı? Ama 45 biz... o kadar şey bir şey ki söylediğiniz dile kolay. 45 gün değil, 45 ay değil, 45 evet. Sene. Ama biz evlendiğimizde birbirimize söz vermiştik. Hı-hı. Hani ne olursa olsun tartışsak da hani sıkıntıda falan yani iki tarafta anlayışlı olması lazımdı. Evet. Çünkü biz ikimiz de hep saygı ve sevgi çerçevesinde tartıştık. Ne kadar güzel, ne yani, kadar önemli. Hani bazı bulduk bazı bulamadık. İnişlerimiz çıkışlarımız oldu. Ama ne yapalım, hayat bu. Gülseren Hanımcığım, nasıl bir evlilik teklifi yaptı size Hüsnü Bey? Bir evlilik teklifi yaptı mı? Vallahi evlilik teklifi şöyle, benim için de biraz şok oldum. Çünkü hiç
düşünmediğim bir anda, yani... Ya özel bir şey mi yaptı özel size? Bir şey maalesef, sadece cebime bir not koymuştu, benimle evlenir misin? Ben de o heyecandan gülümsedim, evet dedim. Demek ki kısmet öyleymiş. Ha, öyle çok özel bir şey olmadı. Hayır, onu maalesef. O da çok özel, yani, o da güzel bir şey, o, ince bir şeydi. Çünkü o zamanlarda, bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Anladım. Siz de biliyorsunuz. Doğru, doğru. Aile büyüklerden çünkü öyle gördüğümüz için, evet, o akışa gitti. Çocuğunuz yokmuş Gülseren Hanım. Maalesef. Hiç bu problem oldu mu aranızda? Hiçbir zaman ne kendisi sordu ne de ben sordum. Yani ben sevgimi hep eşime vermiştim. O da galiba bana cesaret edip hani sormadı, belki acaba boşanır mıyız, boşanmaz mıyız diye düşünmüş olabilir. Yani hiç çocuk sormadık yani. Bir sorun olmadı yani. Hayır, hiç sorun olmadı. Çünkü ben sevgimi eşime ve sokaktaki çocuklara vermiştim. Ay ne kadar güzel. Evet. Onları sevdiniz yani. Tabii onlar bizim çocuklarımız. Mahallenizdeki, akrabalarınızdaki. Tabii yani onlar bizim hani çocuktan öte çocuk olmuştu yani. Evet. Hani onlarla beraber hediyeler alıyorduk, götürüyorduk. Müslüm Bey böyle şey midir? Böyle sürpriz, sürpriz yapar mı size hayat? Sürprizli biri midir yani? Yani sürpriz yapar mı derken biraz içine kapanık. Her şeyi bana böyle anlatamaz ama hani arada sürpriz düşünmüştür muhakkak. Yapmıştır ama size bir şeyler. Ama hayatın akışına göre... Tabii ki ufak tefek sürprizler olmuştur. Siz yapar ama mısınız? Siz sever ben, misiniz? Ben severim. Yaparım yani. Hatırlarım mesela doğum gününde, bir özel günlerde. Evlilik yıl dönümlerinde. Tabii evlilik yıl dönümlerinde hatırlarım. Ama o pek nadir. Müslüm Bey pek hatırlamaz. Biraz içine kapanık ama. Genel olarak erkeklerde mi var böyle bir şey, değil mi sanki? Galiba yani biraz. Kadınlar daha mı şeyiz bu konuda? Ben biraz daha cıvıl cıvıl olduğum için o benden biraz daha baskın karakterdi. Ben bunu daha önce de söyledim. Yani bugün söyledim. Evet. Eskilerde hep işte nostalji koyduk ya adını. Eskilerde bir şeyler sanki daha samimi, daha sıcakmış. Ya. Daha güvenilirmiş mi? Bana mı öyle geliyor? Ya şimdi şöyle bir şey, bizim hani büyüklerden öğrendiğimiz. Sevgi ve saygı çerçevesi içinde olmayan hiçbir şey yoktur. Ben sadece gönlümün şeyinden gittim yani. Anladım. Ben dedim ki hani ne olursa olsun, kafam rahat olsun, huzurum yerinde olsun dedim. İyi ki de hayatımı almışım. İyi ki de evlenmiş misiniz? Evet, Süslü, herkese böyle tavsiye ederim. Ay ne kadar güzel, ederim. Çok çok güzel bir şey bu ya. Yani 45 yıl diyorsunuz, 45 yıl sonra hala bunları söyleyebiliyorsanız. Tabii ki. O kadar önemli bir şey ki bu. O kadar önemli ki. Ama o zamanki saygı ve sevgi çerçevesi her zaman daha iyiydi. Bir komşuluk vardı, bir arkadaşlık vardı, bir dostluk vardı. İnsanların birbirine yaklaşımı. Güvenleri vardı. Değil mi? Kadın şimdi ve erkeğin de. Şimdi kimse tanımıyor, güvenemiyor bile. Evet. Muhallebicilerde buluşurlarmış evet, önceden. Ay, evet. O şeyi sinemada. Çok, sinemada. O şeyi çok severim ya. İşte gidelim de bir yerde işte muhallebiyi, o muhallebici şeyini, lafını çok severim evet, yani ben. Aynen. Çok güzel. Şey gibiymiş yani, insanlar birbirinin eline değmeye. Mümkün hani, değil. Çekinir. Cesaret ister onu. Değil mi? Değil tabii mi? Aile büyüklerimizden biz öyle gördük. Değil mi? El ele tutuşacaksın, gezeceksin, mümkünatı mı var? Mümkün değil. Mahallebici o yan yana oturmak sinemada o, bir de o herhalde o arada heyecan. Arada bir sandalye boşluğu bırakırdık. Acaba bizi birisi görecek mi diye. Hani biri görür de bir tabii, laf yani eder. Hani büyüklerimizden çünkü öyle gördük. Ya aşık oldunuz mu Hüsnü Bey'e siz? Tabii ki. Aşık olmasaydım evlenir miydim? Mümkün değil, mü? Değil mi? Değil mi? İnsanın burası atınca. Evet. Her şeyi, hiçbir şeyi görmüyoruz. Şimdi Gülseren Hanım anlatıyor ya.